Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ulusal Güvenlik Konseyi'ni Ukrayna gündemiyle topladı. Parça parça haberler geliyor, onları da ekranda tutuyoruz. Putin öncelikle Ukrayna'nın doğusundaki iç savaşı değerlendirdi. Ukrayna yönetimi Minsk anlaşmalarını uygulama niyetinde değil. Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıyıp tanımayacağımızı değerlendirmemiz gerekiyor diye konuşmuştu. Ek geldi buna. Bugün şu resmen tanıma konusunda Vladimir Putin kararımı vereceğim diyor. Rusya lideri NATO'nun açık kapı politikasına da değindi. Batı ülkelerinin Ukrayna'nın NATO'ya yakın zamanda katılmayacağı yönündeki açıklamalarının taviz anlamına gelmediğini vurgulayıp Ukrayna zaten NATO katılmaya hazır değil ifadesini kullandı. Vladimir Putin, Ukrayna'nın NATO'ya üye olması Rusya'ya yönelik tehdidi ciddi anlamda arttıracaktır diye konuştu. Bizim önceliğimiz çatışma değil, güvenliğimizin ve gelişmemiz için gereken koşulların sağlanması dedi. Putin'den sonra Rusya Dışişleri Bakanı söz aldı. Sergey Lavrov, Batı NATO'nun genişlemesine ilişkin talebimizi kabul etmeye hazır değil dedi. Ukrayna krizi başlangıç noktamız olacak. Az önce özetlemeye çalıştık. Silahlar patladı. 5 askerin öldürülmesi var. İmha edilen zırhlı araçlar var. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bu 5 askerin Rostov'a sızma girişiminde bulunduğu belirtiliyor. Bütün gelişmeleri, gün boyu olanları Murat Karataş'tan şimdi öğreniyoruz. Evet, sınır hattı karıştı ancak karışan sınır Rusya sınırı. İddiaya göre Rostov'a girmeye çalışan, sızmaya çalışan Ukrayna ordusuna mensup özel kuvvetler mensuplarını taşıyan iki zırhlı araç imha edildi. Zırhlı araçla birlikte 5 Ukraynalı asker de yine öldürüldü. Rusya Federal Güvenlik Servisi yaptı bu açıklamayı ve aslında bu açıklamadan yaklaşık bir saat önce yine aynı Federal Güvenlik Servisinden bir başka açıklama gelmişti. Rostov'da bir askeri kontrol noktası saldırıya uğradı. Ukrayna tarafından saldırıya uğradı ve o kontrol noktası tamamen imha oldu açıklaması yapılmıştı. Bu açıklama konuşulurken, tartışılırken yaklaşık bir buçuk saat sonra bu kez işte az önce sözünü ettiğim o yeni gelişme duyuruldu. Yine yer Rostov'du. Rostov'da bu kez Rusya sınırına sızmaya çalışan, iddialara göre sızmaya çalışan Ukrayna ordusuna bağlı özel kuvvetler mensupları Rusya Federal Güvenlik Servisi ile çatışmaya girdiler. İki zırhlı araç imha edilirken az önce de söylemiştim 5 Ukraynalı asker hayatını kaybetti. Tabi iddialar böyle olunca hemen gözler Ukrayna'nın başkenti Kiev'e döndü. Ve Kiev'den gelen açıklama iddiaların kesinlikle doğru olmadığı, bölgede Ukraynalı unsurların bulunmadığı yönünde. Bu arada Rusya sınırıyla elbette arada ayrılıkçıların kontrolünde olan bir bölge var. Bunu da hatırlatalım. Peki biz Rostov'un adını geçtiğimiz günlerde de çok sık duymuştuk. Nereden duymuştuk? Çünkü bilindiği gibi Donetsk'ten ve Luhansk'tan tahliye edilen sivillerin götürüleceği nokta olarak duyurulmuştu Rostov. Ve otobüslere bindirilerek Rostov'a, Rusya topraklarına götürülmüşler. Orada kendileri için bir geçici barınma merkezinin oluşturulacağı da ifade edilmişti. Bu kez Rostov az önce sözünü ettiğimiz bu olayla gündeme gelmiş oldu. Bu arada dikkat çeken bir başka gelişme, Donetsk'teki ayrılıkçı yönetim artık resmen Rusya'dan askeri yardım talep etti. O askeri yardımın belki de eli kulağında olabilir. Çünkü bilindiği gibi parlamentoda her iki ayrılıkçı cumhuriyetinde tanınması yönünde Rusya parlamentosu karar vermişti. Sonra bu karar da Kremlin'e gönderilmişti. Dolayısıyla artık her şey son söz, son karar Putin'de olacaktı ve Putin bu kararı vermek üzere olduklarını, yakında bu kararı açıklayacaklarını söyledi. Hal böyle olunca eğer Putin'in tanıma yönünde bir kararı olursa, ki tahminler o yönde, dolayısıyla oraya Rus askeri doğrudan artık girecek mi ayrılıkçıların bulunduğu bölgeye, işte bunu önümüzdeki günlerde ya da önümüzdeki saatlerde göreceğiz. Çünkü az önce de söyledim, Putin söz konusu açıklamanın eli kulağında ifadesini kullandı. Bu arada az önce tahliyelerden söz etmiştik. Şu ana kadar Donetsk'ten 60 binden fazla kişinin o güvenli bölgeye, Rostov bölgesine tahliye edildiği de yine gelen bilgiler arasında. Çatışmalar devam etmiyor mu? Elbette ediyor. Ancak az önce sözünü ettiğimiz çatışma diğer bütün çatışmaların önüne geçti. Son 24 saatte 80 kez ateşkes ihlali gerçekleşti. Bunların 72'si havanların ya da topçu bataryalarının kullanılması şeklinde gerçekleşti. Bu arada
bir Ukrayna askeri daha yaralandı. Bu Ukrayna'nın resmi açıklaması, onu da altını çizelim. Şu ana kadar 2 Ukrayna askeri hayatını kaybetti. 6 asker de yaralandı. Az önce yayını açarken söylediğimiz o Rusya'nın öldürüldüğünü iddia ettiği 5 Ukraynalı asker bu sayının içerisine dahil değil. Bunun altını bir kez daha çizmiş olalım. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan dikkat çeken bir açıklama vardı. Daha doğrusu bir serzeniş vardı Batı'ya ve NATO'ya yönelik. Ukrayna'nın Avrupa'ya güvenip nükleer silahları Rusya'ya iade etmesi çok büyük bir hataydı açıklamasını yaptı. Eğer bu duruma geleceğimizi bilsek o nükleer başlıkları iade etmezdik şeklinde bir açıklama bu. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri basınına göre Rusya Ukrayna'yı işgal ettikten sonra kimleri öldüreceğini, kimleri toplama kamplarına götüreceğine dair bir liste hazırladı. Amerikan basınının iddiası bu. Bu iddiaya süratle birkaç saat sonra Kremlin'den yalanlama geldi ve böyle bir listenin olmadığı ifade edildi. Ve akabinde Amerikan ve Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın bu hafta görüşeceği de yine aynı açıklamada açıklandı. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri başkanları gerektiği takdirde her an bir yüz yüze ya da telefon görüşmesi gerçekleştirme kararı alabilir. Yine Kremlin'in açıklamasından devam ediyoruz. Putin ve Biden zirvesi henüz planlanmadı dedi. Günün yarısında Kremlin'den yapılan açıklamada. Daha sonra Putin ile Biden arasında Ukrayna konusunda bir zirve planlamanın erken olduğu da söylendi. Yani gün içerisinde iki liderin bir araya gelmesi ya da telefonla görüşmesi noktasında çok farklı değişik açıklamalar yapıldı. Murat, teşekkür ederiz.